Sevgili arkadaşlar, yaşamış olduğum bir anımı paylaşmak istiyorum. Sene 1972-73 sezonu, ortaokula yeni başladım. Çok samimi olduğum bir arkadaşım vardı, Abdi. Abdi kendine takım yap, elbise yaptırınca ben de kendime yaptırmak istedim. Çünkü bir heves, arkadaşın da varsa ona gıpta ediyorsun. Onun için ben de gıpta ettiğim için onun provalarına gidiyordum. Provalarına giderken dedim ki Nihat abi bana da bir takım elbise yapabilir misin? Neden olmasın dedi. Tabii ki ben fiyatını sordum. Abdi dedi ki fiyatı dedi 150 lira dedi. Ben de anneme sorayım dedim. Eğer dedim, kabul ederse ben de yaptırayım dedim. Tamam dedi. Nihat abi tabii ki kabul etti. Anneme danıştım. Olur oğlum ama dedi, fındığa gidince dedi, paranın dedi, yarısını veririz, yarısını da sonra veririz dedi. Kabul etti. Kabul edince Nihat abi provalara başladı. Takım elbise bitti. Neyse fındığa gittik. Fındıktan gelince, ben daha 12 ya da 13-14 yaşlarındayım. Fındık dönüşü 75 lirasını verdi. 75 lirası kaldı. Fakat okul başlamıştı. Kış sezonu gelmişti. Kış sezonu gelince bir gün lapalı bak kar yağıyor. Öyle bir kar yağıyor ki aşırı derecede. Eve yaklaştım. Eve yaklaştığımda önümde bir karartı istedim. İzzet! Yeğenim az baksana. Baktım ki Terzi Nihat abi o anda karşıma gitmiş. İçim cüz etti. Eyvah, bir şey olacak herhalde. İzzet, annem paranın kalanını getirmedi. Şimdi eve gidiyorum Nihat abi. Söylerim getirir. Ben bilmem. 75 lirayı getirir, ceketi alır. Nihat abi, ben bu soğukta ne yaparım? Ne yapalım? Ceketi. Ben ne yapacağım şimdi? Yarın okula nasıl gideceğim? Anneme ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim anneme? Yarın okula nasıl giderim? Bana dedi İzzet bir dakika dur. Durdum. Durduğum anda bunu söyledi. Annem dedi paranın 75 lirasını verdi. 75 lirası kaldı der demez elimde kitaplar da var. O anda çıkıp sırtımdan tutup ceketi aldığı an kitaplar darmadağın oldu. Tabii ki ben ağlamaklı bir sesle yalvarıyorum. Ne olur Nihat abi okula gidiyorum başka ceketim yok alma. Hiç duymuyor bile. Sanki duvara ya da taşa söylüyorsun. Bana peşimden şunu söyledi giderken hızladığımda. 75 lirayı ne zaman getirirsen ceketi alırsın diye. O arada yere çöktüm ağlıyorum. Fakat o anda yarım saat şeyin karın altında kalmışım neredense. Üşümekteyim bir de kardan adam olmuş gibi her tarafı kar olmuştu. Sonra üşüdüm. Üşüyünce eve geldim. Eve gelince yavaş yavaş merdivenle çıktığımda annem ilk sorusu oğlum cekete ne yaptın deyince ben ağlamaklı bir şekilde anne önüme Nihat abi çıktı. Ceketin 75 lirasını al vermişiz 75 lirası kaldı deyince ceketi aldı deyince annem şok geçirdi. O da başladı ağlamaya. Geldi herhalde. Oğlum sen mi geldin? Sen? Ne oldu? Geldin neydi oğlum senin? Ne bu herhalde? Geç hadi geç. Allah'ım yarabbim. Sabahın yanına geç. Hadi oğlum sen üşüttün mü? Geç sabahın yanına. Ceketi de yok mu çocuğun? Ceketi yani ne oldu lan senin? Ne bu oğlum?
Ellerin de kardeşimde kalmışlar bu çocuğu. Ceketin nerede? Ceketin ne oldu oğlum? Ceketin ne oldu? Şimdi yok. Terzi Nihat önümü kesti. Üstünden soyup aldı. Allah, elin ayağın dolmuş senin böyle vicdansız. Ne yapmış lan bu? 150 liranın 75 lirasını vermişiz. O yüzden kalanını getirmeden ceketi vermem lazım. Sen şimdi 75'i neden alacaksın bu fakir işte? Neden alacaksın? Vay başıma gelin. Vay vay. Sın ballısın hadi oğlum. Sen üşümüşsündür oğlum. Yemek aç mısın? Açsındır sana. Yemek veriyor. Isıtayım. Ellerini ısıt. Ne yapacağız şimdi? Ben o parayı nerede bulacağım? Ne diye? Ne yapacağım? Bu çocuğum şimdi okula da gidemez. Ceket de yok üstünde. Ah fakirliğin gözü kör olsun işte bu Allah. Allah'ım ne yapalım? Allah'ım bir kuvvet ver bize yarabbim. Ellerin üşümdü mü oğlum? Ellerin üşümüş donmuş. Bu kara kıyameti senin üstüne ceketi nasıl almış vicdansız? Allah'ım hadi sana bir yemek koyayım de ye. Çocuğu. Geldi. Niye üstünden şey almış ceketi çocuğumu? Burada. Şimdi de işte durdu. Ceketi kaldı şöyle. Okula yarın gidecek Allah izin verirse. Elden üşümüş mü oğlum? Sobada acı ısıt oğlum ellerin. Hadi ya. Bu ne yaptın sen? Değil misin? Üzüldün mü anne? 75'te nasıl ödeyeceğiz onu düşünüyor ben şimdi. Ne yapayım? Allah'ın her şeyi kolaylık verir herhalde. Hadi İzzet, hadi bir daha size yemek koyayım de yavrum. Acıkmışızdır. Kardeşim de bak geldi, anca yeni geldi daha dışarıda. Hadi gidelim mutfağa. Hadi. Hadi Allah'ım. Tabii ki anneme, anne ben bir daha okula gitmeyeceğim dedim. Niye oğlum dedi. Ben okulda şimdi gideceğim, çocuklar alay edecek. Öğretmen soracak, ceket biz okula da gitmek yasak. O zaman dedi şöyle yapalım dedi. Sen birkaç gün dedi şey yap. Ya da dedi paramız olunca alırız. Yok dedim. Ben bir gün birkaç gün gitmeyeceğim dedim. Tamam dedi. Okula gidince dedim bir bahane uydurmam lazım anne dedim. Nasıl olacak? Derim ki dedim eğer dedim hoca sorarsa ya da birisi sorarsa akşamleyin hani kar yağıyordu çok lafa lafa. Çok ıslanmıştı. Ben de sobaya annem astığı için o arada da unutmuş yanmış derim dedim. Tabii ki bu şekilde deyince annem dedi o da olurdu dedi. Ben neyse bir iki gün okula gitmedim. Birkaç arkadaş geldi. Bana dedi ki niye okula gelmiyorsun? Dedim böyle böyle. Ceketim yandı da dedim. Onun için gelemiyorum. Ama dedim bir geleceğim dedim. Bir gün sonra neyse okula gittim. Okula gidince arkadaşlar ilk önce ceketsiz gittiğim için dalga geçmeye başladılar sınıfta. Kimse alay ediyor. Hoca gelecek işte sınıf müdürü gelecek işte Türkçe dese yok seni diyecek. Yok şöyle böyle beni de korkutuyorlar. Yani ya okula gideceğim ya ceketsiz devam etmeyeceğim. Neyse okula gittim. O gün alay malay derken ilk derste Şakir hocanın müdürem. İzzet'e bakın ya, ceketsiz gelmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Geçin bakayım. İzzet, şu İzzet. Ne yaptın ceketi? Sana ne var? Biz bu ceketsiz gelmiş ya, çok ayıp. Hocası olarak kızacak. Günaydın gençler. Buyurun oturun. İzzet oğlum senin ceketin nerede? Hocam annem dün akşam ceketimi yıkadı sobanın üstüne asıl kurusun diye kururken yandı. Tamam dersimize bu şekilde devam edelim ama bir daha olmaz. Gençler bugün dersimize başlıyoruz. Matematikler, toplama, çıkarma, çarpma, bölme bunları tekrar edeceğiz.
gerekli pekiştirme işlemleri yapacağız. Derslerimize bu şekilde devam edeceğiz. Bu alay etmelerinde Şakir Hoca girince günaydın diye bir sağ ol dedik. Oturduk yerimize. Fakat bütün sınıfın gözü üzerimde. Acaba şimdi nasıl bir tiyatro olacak? İzzettin'e nasıl bir dayak yiyecek? Onun şeyin de peşinde herkes. Sınıfta 40-45 kişi var. Tabii Şakir Hoca'nın dikkatini çekti. İzzet dedi, neden dedi ceketsiz geldin dedi. Yasak olduğunu bilmiyor musun? Ayağa kalktım. Hocam dedim. Ceketi dedim hani birkaç gün önce dedim şey yağmıştı dedi. Çok kar yağmıştı lapa lapa. Sobaya asmıştık dedim. O ara dedim sobada da annem unutmuş. Yandı dedim. İyi dedi ceketin yandı da dedi niye birkaç günde okula gelmiyorsun? Bari dedi derslerine dedi devam et. Ben de ondan cesaret alarak ceketsiz o seneyi o şekilde bitirdim. Askere gittim. Askerde tabii ki okul devam etti. Oradan ikinci karşılaşmamız. Ben askerliği yaptım. Gittim Arabistan'a. 86 yılında 83-86 sezonu 3 sene çalıştım. Geri döndüğümde Aybaslı Spor'da oynuyorum. Bir de o sene turnuvalar var. Turnuvalarda 10-15 arkadaş varız. Dediler ki turnuvada oynayacağımız takıma dediler. Bir formanın üzerine reklam yapalım. O arada da Aybaspor'un kulüp başkanı Kadir Sabuncu'nun eczanesinin reklamını koyacağız. Sabuncu Eczanesi yazılacak kısa. Arkadaşlar terzi niyatım oraya yaklaşınca aradan tam 13 sene geçmiş. Okul hayatımda 72-73 sezonuyla 86 sene arasında tam 13 sene geçmiş. 13 sene sonra ben görmek istemedim. Fakat arkadaşlar dedi ki illa terzi niyatım oraya gidik. Ya dedim başka terzi mi yok? Başkalarına gidik. İşlerinde birkaç kişi Öztürk Hoca, işte Zeki Emmi falan Muammer falan dedi. Bir durumum var. Yok dedim ya. Öyle deyince istersen düelim dedi. Yok dedim. Öyle bir konu yok deyince. Onlar ister istemez gayri ihtiyari gidince oraya 10-15 kişi. Ben de peşlerinden gittim. Gidince ilk önce selam verdi Zeki emmi. Selamu aleyküm, aleyküm selam. Dedi ki terzi Nihat, hayır dedi, şu formalara reklam dikilecek deyince tabii ki neden olmasın dedi. Arkadaşlar 10-15 kişi sağa sola oturunca biz şu formaların reklamını gidelim terzi Nihat'a yaptıralım. Yaptıralım. Evet. Tamam, yapalım. Ya arkadaş bir dakika, başka terzi mi yok ya? Bizde bir problem mi var yoksa başka yere gidelim? Ya yok, bir problem yok. İstersen benim için fark etmez. Giderseniz gidelim. Ben de gelirim. O zaman gidelim. Nasıl olacak bu şey? Merhaba, merhaba. Sen başlardan mı? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Terzi Nihat sen misin kardeş? Evet, merhabalar. Merhabalar. Şimdi formaya sabuncu eczanesi yazacağız. Tabii. Sen bunu yapma şansın var mı? Tabii yaparız. Yaptırırız da. Yaptırırız da. Tabii. Tamam. Başka tamam. Eklemesi bir şey tamam. Var mı? Yok. Tamam. Bak, sabuncu eczanesi. Sadece reklam evet. Tabii yaparız. İzzet. Hepimiz içerideyiz. Sen ne dışarıda bekliyorsun? Gelsene içeriye. Uzun sürecekmiş herhalde bu dikim işleri. 13 sene sonra terzi Nihat'la karşı karşıyaydım. Göz göze gelince, beni görünce şok geçirdi. Sanki yer yarılsa da yerin dibine girse bu şekilde şok geçirdi. Alnından cip cip terleri akıyor. Dedim ki o anda içimden şuna bir iki tane tokat çakayım. O kursumu alayım ya da dedim yüzüne para vurayım dedim. Değmez dedim. İzzet gelsene, nereye gidiyorsun? Ya moralim bozuk, ben top sahasına gidiyorum arkadaşlar, orada görüşürüz. Ben burada fazla kalmak istemiyorum. O anda bu sinirine çıkarken arkadaşım biri dedi ki ne o İzzet, gidiyor musun dedi. Dedim ben moralim bozuk, top sahasında buluşuruz dedi. Fakat ben fazla kalmadım, o moral bozukluğundan çekip gittim. Ondan sonra ne gördüm, kendisinin evde bir daha karşılaştım. Fakat ben Allah'a imzasız pulsuz bir dilekçe yazdım. Onu Allah'a havale etmiştim. Çünkü
Kışın gittiğimde okula üşüyordum. Dönüşte titriyordum. Yani bir insan fakir olabilir ama insanın da başının gözünün sadakası, yani bir hayrı olması gerekir. Yani bu fakir değil, sırtına ceket alınır mı? Almaması gerekir. Keşke almasaydı, ben ona 100 tane ceket alsaydım. Ama bir daha karşılaşmadım. Ta ki annem öldüğü 2007 senesi. 2007 senesinde annem hayata gözleri yumduğunda duyar duymaz gece yarısı atladım ki bıçağa geldim. Yarısı gün annemi toprağa verdikten sonra hastalanmıştım. Öksürüyordum, bir de aşırı derece tansiyon yüksekti. Abim beni aldığı gibi kardeşim Tekin'le beraber hastaneye götürdüler. Gel. Hayırlı günler doktorum. Hayırlı günler. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Neyiniz var? Ya bilmiyorum. Genelde öksürüyorum. Bir de ayrıca de başım dönüyor. Şöyle bakalım bir. Ne zamandan beri başınız dönüyor? Annem öldüğü için, vefat ettiği için biraz bunun sıkıntısı var. Biraz da bilmiyorum. Artık tansiyondan mı? Bende tansiyon var. Tansiyon var. Şu sırtınızı başlayabilir misiniz? Öksür. Bir daha. Ciğerlerinizi düzelt, bir de tansiyonunuza bakacağım. Hastaneye vardığımızda doktor kontrol etti. Aşırı derecede tansiyon. Bir de öksürüyorum. Doktor dedi ki tansiyon düşmeyince sana salmayız. Yan odaya geç. Sana dedi bir tane dedi sağlık memuru gelecek. O sana dedi iğne vuracak damardan. Ben korkunca ya ben dedim doktor bey lütfen bırak. Ben kendim dedim eve gitmek istiyorum. Hayır dedi bırakamayız. Dilimin altına bir hapı koydular. Tansiyonunuz neye çıkmış? Şu anda sizin tansiyonunuz çok yüksek. Şimdi size bir reçete yazacağım ben. Bir de iğne vurduracağım damardan. Evet. Ondan sonraki halinize bakacağım. Tamam. Olur mu? Geçmiş olsun. Tamam. Ve şimdi sağlıkçı arkadaşı çağıracağım. Size damarda bir iğne yapacağım. Verdiğim ilaçları da kullanırsınız. Hı hı. Olmazsa 2-3 gün sonra tekrar gelirsiniz. Oldu. Teşekkür ederim. Yaşlarınız. Şeddenin üzerine yattım. Damardan iğne yapacak kişiyi bekliyorum. Genç bir delikanlı geldi. 23-24 yaşlarında. Zeki abi geçmiş olsun. Neyiniz var? Teşekkür ederim. Damardan iğne yapacağım. İğnemizi ben yapacağım Zeki abi. Teşekkür ederim. Kolunuzu uzatır mısın? Bana dedi ki Zeki abi dedi. Senin iğneni ben yapacağım dedi. Genci tanımadım ama dedim herhalde bir yerden tanıyor. Ya da ben bir akraba ya da bir tanış, bir arkadaşın oğlu dedim. Tamam. Hayırlı günler yaptım bize abi. Bir şey söyleyeceğim. Sabah teşekkür ederim. Ben nereden tanıyorsun? Küçüklüğümde çocukken sizi top oynarken çok izledim. Evet abi. Hayranınızdır. Çok teşekkür ederim. Kim neredesin? Baban anneni belki tanır mı? Babam kaç sene önce vefat etti. Deniz Nihat. Tanırsın belki. Allah rahmet eylesin. Tanıyorum. Ben babanızı çok severdim. Bizim için de çok ani oldu babamın vefatı. Allah rahmet eylesin. Sizi burada görünce şaşırdım ben de. Çünkü burada gerçekten hayranınızdı. Çok iyi bir ekibiniz vardı. Evet. Severek izliyorduk sizi. Aybaht Spor'da. Oldu, çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Hayırdır delikanlı, ben seni tanımıyorum dedim. Beni tanıyor musun? Abi seni nasıl tanımam dedi. Sen dedi Aybas Spor top oynuyordun, işte turnuvalardan falan. Oradan tanıyor seni, ta çocukluğundan çok izlerdim, hayranımdın. Ya dedim, kusura bakma dedim, ben seni tanıyamadım. Abi dedi, ben dedi Terzi Nihat'ın oğluyum. Böyle deyince içim cız etti. Damardan bir iğne yaptı, sanki hani
sinek ısırır gibi hiç duymadım Allah için. Çok güzel bir iğne yaptı. Tansiyon düşmeye başladı. Dedim baban yaşıyorsa dedim benden çok selam söyle. Yok abi dedi. O dedi çoktan vefat etti. Zaten içimden dedim yaşarsa şaşırırdım. Ama bana iğne yaptı. Babası beni öldürmeye çalışıyor. Oğlu beni kurtarmaya çalışıyor. Dedim ki Allah'ım hani sana imzasız pulsuz bir dilekçe yazmıştım ya. Dedim oğlunun hatırı için ben bunu affediyorum. Azabı varsa kaldır dedim. Ama o adam Terzi Nihat takip ettim hayatı boyunca. Böyle terzilik yaptığı dükkanda ne ivime ne böyle bir hani genişleme. Hep kendi halinde o standart şartlarda çalıştı. Yani demek istediğim şu. Ya bir insan bir garibe, bir dula, bir yetime, işte sokaktaki bir hayvana yardım etmeli. Hep bana. E ne oldu? Kaldı mı bir şey? Yani sırtında ceket aldı da ne yaptı? Sattı veya işte vermedi veya sattı bir başkasına verdi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan ne kerse onu biçer. İnsan hayatı böyle basit değil. Ben isterdim ki onu o şartlarda o şekilde olması istemezdim. Ama oğlun yaptığı bir sanlıkla onu affettim. Konu da burada böyle kapanmış oldu. Hepinize saygılar.